Merhaba Blender severler. Bu dersimizde temel düzeyde doku boyama nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Küpümüzü Z ekseninde bir derece yukarı alalım ve dersimize geçelim. Doku boyama yapabilmek için yukarıda Texture Paint bölümüne geliyoruz. Buradaki küpümüzü boyayacağız. Sol tarafta bakarsanız burada küpümüz UV koordinatlarına göre ayrılmış. E şuradan hatlarını görmekteyiz. Bakın şu şekilde. E eğer ayrılmamışsa öncesinde UV koordinatlarını ayırıp bu bölüme atmamız gerekebilir. Şimdi bu bölümde bir tane resim oluşturacağız. Fırçamız da bayağı bir büyük. F'ye basarak ve faremi şöyle sol tarafa götürüyorum. Fırçayı küçültüyorum. Boya fırçasını birazcık küçültelim. Kardan New diyoruz. E öncelikle bir tane zemin oluşturacağız bunun için. Tıklıyoruz. Buna bir isim verelim. Mesela ne diyebiliriz? Background diyebiliriz. Arka plan olsun. Evet, buradaki genişlik ve yüksekliği de şöyle iki katına çıkartabiliriz. Örneğin buraya çarpı 2 dersek 2048'e alabiliyoruz. Blender'da aritmetik işlemler kullanarak değerleri yükseltebiliyorsunuz. Çarpı 2 diyoruz. Eğer renk ne olsun? Siyah da kalmasın. Rengi şöyle beyaza alabiliriz. Beyaz üzerine çizim yapalım. OK diyelim. E bu bölümde home'a basarsak tümünü gösterecektir. Hani fare tekerleğini ileri ve geri sürüklemeye gerek yoktur. Şimdi burada zemini oluşturduk. Peki burada bu küpümüz üzerinde çizimi nasıl yapabiliriz? Şu anda henüz yapamayız. E bu arada yukarıda bakın e, Texture painting yani oku boyama araçlarında olduğumuza emin oluyoruz. Buna buradan ulaşabiliyoruz. Bu bölümde modda single image diyoruz ve bizim bu arka tarafta background olarak belirlediğimiz resmimizi buradan seçiyoruz. Bakın hemen burada görüntülendi. Artık çizim yapabiliriz bu bölümde. Şimdi burada boyama işlemi yapabilirsiniz. Şöyle bir bakın bu bölümdeyken neredeyiz mesela user perspektifte örneğin 3 diyelim sağ ortografik görünüme geçelim burada bir çizim yapalım şu anda herhangi bir şekilde çizim gözükmüyor çünkü renkler aynı geriye alalım yukarıdan renk belirleyelim mesela ne olsun kırmızı bir renk olsun bakın şimdi kırmızı bir çizim yaptım yani right ortografik görünümde buradaki UV koordinatlarına göre nerede buradakini biz çizmiş olduk istediğiniz yazıyı burada belirleyebilirsiniz. İstediğiniz çizimi de yapabilirsiniz. Grafik tablet kullanmanızı tavsiye ederim. grafik tabletlerde çizimler çok daha etkili olacaktır. Mesela ben şu anda grafik tablette çizdiğimde dikkat ederseniz hafif baskı kullandığında hafif oluyor. Yoğun derecede hani basınç uyguladığım zaman daha koyu bir hale geliyor. Çizme işlemi yapmış oluyoruz. Grafik tablet kullanmak bu noktada önemli. Geriye alalım mesela şöyle. Şimdi bu bölümde çizim yaptığımızda hemen görülüyor. Bakın fare ile çizim yaptığımda çok daha koyu bir şekilde çizim yapmış oluyoruz. Üst tarafta çizim yaptığımızda bakın nerede oluştu. Bu yan tarafta. Tabi aynı zamanda çizimi buradan da yapabilmek mümkün. Bu bölümde fırçamız birazcık daha ince. Bu bölümde zannedersem fırça birazcık daha kalın mı? Şöyle bir tepe görünümünden bakalım. Birazcık oynayabiliyor. Fark edebiliyor. Mesela şu tarafa gelelim. Rengi değiştirebiliriz. Örneğin. Bakın üst tarafta bu sefer. Tabi buradan da çizebilirdik. Boyama yapmış olduk. Yukarıda mix bölümünde dikkat edilirse çeşitli modlar var. Mesela color burn dersek. Farklı farklı renkleri alıyor yeşilde. Screen diyelim bakın. Screen'de de diğerlerinin üzerine yazma söz konusu oluyor ve rengi değiştiriyor. Color Dodge var mesela. Bunları da pekala kullanabiliriz. Dark'ın koyulaştırma var. Bakın diğer bölümlerin üzerine de yazmakla beraber farklı yerlerde daha bir koyu halde yazmakta görüldüğü üzere. Burada yine fırçanın boyutunu artırabiliyoruz. Bakın. Kısabiliyoruz. F'ye basılı tutup sağa kaydırırsak fırçayı büyütürüz. Sola kaydırırsak fırçayı küçültürüz. Tekrar burayı mix'e alalım. Bakın burada fırçalarımızı da görmekteyiz. E, strength var. Güç değeri var. E, buradaki tabi araçların çoğusunu yine bu bölümden de görebilmekteyiz. Şimdi başka ne aracımız var? Mesela şurada bir çizim yaptık diyelim. Sol tarafta soft'ın var, yani yumuşatma aracı var. Biraz büyütelim bakalım şöyle. Bunun üzerinde e, biraz takılıyor. Nerede yapabiliriz? bunu? şu bölümde yaparsak çok daha etkili olur. Bazen iki yeri de ayrı ayrı kullanmakta fayda var. Bakın bu bölümde çok daha e, hani böyle sürerken. Fırçayı yüzeyde gezdirirken çok daha takılmadan bu işlemi yapabiliyoruz. Burada biraz takılıyor. E, soft yani yumuşatma yapıyor. Örneğin bir çizim daha yapalım. Şöyle şuraya alalım. Bakın buraya aldığımız zaman fırça boyama fırçasının burada da değişiyor. Şimdi arada birazcık haliyle fark oluyor. Biraz küçültelim mesela. Geri alıp bunu F ile sol tarafa alalım. Küçülsün. Nispeten Burada örneğin bakın soft'ın yaptığımız zaman kenarlarda biraz daha yumuşatma yapmış oluyoruz. E, smear var. Bu da dağıtıyor. Bakın böyle boyayı kenarlarından dağıtabiliyoruz. Buradan yapabiliyor muyuz? Buradan yaparken genelde biraz takılmalar olabiliyor. O nedenle bu bölümden yapmanızı tavsiye ederim. Yeri geliyor. Hani fırçayla boyarken... Orada bir sıkıntı olmuyor. Bakın kolaylıkla boyuyor, boyayabiliyoruz. Ee, ama burada smear işlemini çok iyi yapamıyoruz. Yani iki ayrı bölümünde birbirine karşı avantajları var. Birbirine göre. Evet, bakalım burada bir tane de klon aracı varmış. Bu ne yapıyor mesela? Bunu üç boyutlu alanda kullanmak çok daha etkili. Mesela tepe görünümüne bir geçelim öncelikle bir boyama yapalım mesela. Ne olsun? Şöyle sarı bir boyama yapalım. Buna sürekli basılı tutalım ya da daha koyu bir renk belirgin olacaktır. Bakın şimdi şurada bir boyama yaptık. Hemen klon Tool'a aldığımız zaman yaklaşalım. Kontrole basılı tutup buraya tıkladığımızda bakın cursor da oraya gelmekte. Şuraya tıkladığım anda boyamayı yaptığım anda buradakinin yani yukarıdakinin aynısını bu bölüme de taşımış oldum. İsterseniz buraya da taşıyabiliyoruz. Şimdi tabii klonla ilgili fırça da ayrıdır. Buradaki fırça ayrıdır. Bunları genelde değiştirirken hangi fırçada olduğunuza dikkat edin. Bazen farklı yerlerde değişiklik yaparsanız sorunlar olabiliyor. Bakın burada ne var? Clone from Paint Slot. Bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda yeni yeni araçlar öğrendikçe yine sizlerle paylaşırım. E ayrıca bakalım neler var. Maskeleme bölümü var. Bunu kullanabiliriz. Yine fırçamızı buradan görmekteyiz. Klon fırçası. Şuraya bir tıklayalım. Bakalım burada da çeşitli modları aktif hale getirebiliyoruz. Sculpt'ta kullanmak için UI Sculpt'ta. Vertex Paintte. E burada da fırçayı yine görmekteyiz. Draw'u, Softon, Smir diğerlerini. E ayrıca doldurma var. Bakalım bir. Bu bölümde kullanabiliyor muyuz doldurmayı? Evet, beyaza alınmış çünkü tıkladığımız anda tümünü beyazla doldurmuş oldu görüldüğü üzere. Örneğin yeşili alalım. Tıklayalım. Bütün alanların hepsini bu şekilde doldurmuş oldu. Acaba edit moduna geçsek şöyle yüzey moduna sadece bir yüzeyi seçsek etkili olur mu? Tekrar dönelim bu alana zannetmiyorum. Mesela kırmızıyı alalım. Yok burada tümüyle işe yaramakta. Burada ne var başka? Maskeleme özelliği var. Zannedersem maske belirleyebiliyoruz. E, galiba stencil de kullanılabiliyor bu. Evet tekrardan şöyle bir dolduralım bakalım arka tarafı ne yapalım? Beyaz belirleyebiliriz. Şöyle merkezde bir yerde dursun. Bir de stencil özelliğine şöyle bir değinelim. Fırçaya alalım son olarak. Şurada mesela sağ görünüme bir geçelim. Ardından burada aşağıda stencil ayarlarına bir gelelim. Önce texture'a geleceğiz. Burada yeni bir tabi doku oluşturmamız gerekiyor. E texture oluşturuldu. Şu bölüme geldiğimizde de texture'ın oluşturulduğunu görmekteyiz. Burada open'la ben içeri bir tane Doku aktaracağım şimdi. Evet resmi içeriye aktardık. Tekrar bu alana gelelim. Burada mapping tile demiş. Bunları da değiştirerek boyama örneği verebiliriz. Şu anda bir stensilden önce bir bahsedeyim. Bakın stensil seçtik. Bu alanda görüldüğü üzere resmimiz görüntülendi. Image aspect diyebiliriz. Resmi burada e, orijinal haline getiririz. Bunu sağ tıklamayla istediğimiz yere taşıyabiliriz pekala. Görüldüğü üzere. Şurada bir yerde tutalım. Shift'e basılı tutup sol ya da bir bakalım evet sağla. Sağ tıklayıp sürüklediğimiz zaman bunu büyütebiliyoruz. Sonra kontrole basılı tutup sağla da döndürebiliyoruz görüldüğü üzere. Şimdi birazcık daha küçültelim şöyle. E, Shift'e basılı tutup Sağa, Evet burada bir boyama yaptığımız zaman tabii mavi olacaktır. Bu yukarıda mavi rengi seçtik. Burada rengi şöyle merkezde bir rengi alalım. E, boyama taşların rengini hani orijinal renginde tutabilmek için en yakın renkte tutabilmek için. Şimdi burada boyama yaptığımız zaman bakın sağ ortografik görünümde. Burada da görmekteyiz dikkat ederseniz. İsterseniz bu bölümde de boyama yapabilirsiniz. Hangi bölüme geçerseniz resmimizi de burada görüntülüyoruz. E bu resmi buradan taşıyabiliyorsunuz. Size'ı işte hani boyutunu X ve Y, Z boyutlarında artırabiliyorsunuz. Taşıyabiliyorsunuz offsetle. E açısını belirleyebiliyorsunuz. E bakalım başka şöyle boyamaya bir devam edelim tümüyle fırçayı büyüterek de yapabiliriz pekala. Tümüyle büyüttük mesela. Tam bir boyama yaptık. Bakın bu bölümde bir boyama yapılmış oldu. Görüldüğü üzere şuradan stencil'den kaldırırsak view plane dersek bakın. Şimdi burada fırçayı da birazcık küçültelim. Şöyle bir gezinelim bakalım. Evet. Orada stencil ayarını kullanarak buradaki küpümüzü boyamış olduk. Şöyle tepe görünümüne geçelim. Yine ile alalım. Bunu taşıyalım. Bu bölümde tekrar pekala burayı da boyayabiliriz. Şöyle bir boyamamızı yapalım. Evet. Görüldüğü üzere gayet güzel bir şekilde burayı da boyamış olduk. Bakın iki tarafta boyanmış oldu. Tiled'ı da alabiliriz. Yine Tiled'ı aldığımız zaman farklı bir renge aldığımız zaman yine boyama yapabiliriz bakın ya da boyamız normal şekliyle kalsın Şöyle ileri alalım Şurayı merkezde tutalım Bakın Yine bu bölümde Taşlarla boyayabiliyoruz yani dokuyu ne ile belirlemişsek Bu bölümde ona göre Bir çizim yapmış oluyoruz yakınlaşalım bakalım Evet şöyle tekrardan bakın. Alt kısımlara doğru boyuyoruz. Tabi burada boyama şeklimiz tiled. Görüldüğü üzere bunu mesela 3D dediğimiz zaman bu şekilde boyuyor. Random dediğimiz zaman rastgele bir doku oluşturuyoruz. Hani belli yerleri özellikle oyunlar için tasarlamalar yapıyorsanız bu şekilde kullanabilmek mümkün. Hani toprağı Yine reik aracını aktif hale getirebilirsiniz. Bunu boyarken farklı farklı şekillerde mesela şuradan yapalım. Bakın otomatik olarak döndürebiliyorsunuz. Rake'i kaldıralım. Random alabiliriz. Bakalım başka. View plane demiş. View plane'de de böyle bir biçimlendirme yapabiliyoruz. Farklı farklı dokular da ekleyebiliriz mesela ne ekleyebiliriz? Örneğin buradan Voronoi'ye alırız. Intensity değerini şöyle 2'ye ya da daha düşük bir noktaya getiririz. Ne olsun mesela? 0.2 olsun. Size biraz artırırız bu sefer bakın bu bölümde. Hemen tekrar gelelim buraya. Ne yapalım? Örneğin tiled diyelim. Voronoi ile boyamış olacağız görüldüğü üzere. Rengi de değiştirelim. Mavi tonlarda mavi tonlarda Voronoi'yi kullanarak dokuyu boyama yapmış oluyoruz. Gerçekten araçlar oldukça zengin. Dilediğiniz dokuyu oluşturup dilediğiniz dokuda çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela magic oluşturduk örneğin. Şurada bir beyazla dolduralım bakalım buranın üzerini bir tıklayalım bakalım evet doldurduk tekrar bu bölüme bir gelelim yeni bir texture oluşturalım şöyle şurada magic'i alalım bakalım boyama fırçasını aktif hale getirip bakın magic'te boyuyor görüldüğü üzere beyaz aldığımız zaman e, alfa'yı da dahil edecek şekilde boyamakta. Başka neyi alabiliriz? Clouds diyor mesela. Bulutları alabiliriz. Bakalım. Gayet güzel bir şekilde boyamalarımızı yapabilmekteyiz. Tabi açılar önemli. Burada da yine çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Scale'i örneğin iyice küçültürüz. Bakın. Buna göre boyamalarımızı zenginleştirebiliriz. Ve yine sol tarafta da bunu görmekteyiz. Peki şu anda bir render alsak bunu görüntüleyebilir miyiz? Görüntüleyemeyiz. Örneğin kameramızı şöyle layout bölümüne gelelim. Bakın burada da herhangi bir şekilde göremiyoruz. Yani texture paint'te olmamız lazım görmemiz için. Şöyle yapalım isterseniz shading'e gelelim. Buraya bir tane texture image texture ekleyelim. Buradaki background'u bunun üzerine kalır kalara bağlayarak ekleyebiliriz. Artık bakın burada görüntülenmiş oldu. Layout'a gelelim. Şuraya alalım bakın. Artık burada da boyamalarımızı görmekteyiz. Kameramızı ayarlayalım bakalım. Bir tane render alalım. Ve şu anda render sonucumuzu da görmüş oluyoruz. Işıklandırmayı tabii şöyle sana alabiliriz. On değerini alırız. Şuradan bir görelim ışığı tepe görünümünden mesela şuraya bir yere alırız, döndürürüz, kamera açısına gireriz, ışığı az daha kısarız ve render ederiz. Boyamalarımızı nesnemizin üzerinde de görmüş oluruz. Evet, tekrar texture paint bölümüne gelip yine burada çeşitli boyama çalışmaları yapabilirsiniz ve shading bölümünde de bunları aktarabilirsiniz. Hani bu boyamış olduğunuz bölümleri nesnelerin üzerine aktarabilirsiniz. Burada her çizim yapmış olduğumuzda artık anında bu bölüme aktarılacaktır. Şöyle kameramızı mesela şu açıya alsak bir bakalım oluyor mu? Evet görüldüğü üzere oluyor. Örneğin neye alalım? Tekrardan Distorted noise alalım şöyle bir renk belirleyerek boyayalım. Bakalım render diyelim. Bakın anlık olarak buraya aktarılmış oldu. Burada istediğiniz nesneyi de bu arada kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Düzlem olabilir, bir ağaç olabilir. Bir karakter olabilir. Bunları da bu şekilde boyayabilmek mümkündür yani oldukça geniş araç seçeneklerine sahip. Evet arkadaşlar böylece temel düzeyde doku boyama araçlarını tanımış olduk. Sonraki derslerde daha detaylı çalışmalar yaparız. Yeni derslerimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.